Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle bu gördüğünüz renkli örgü modeli nasıl örülür onu paylaşmak istiyorum. Şöyle modelimize bakalım. Gerçekten çok güzel duran bir örgü modeli. Özellikle bebek ve çocuk örgülerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yapılışı oldukça kolay. Şöyle arka tarafına da bakalım. Bakın örgümüzün arka tarafının görüntüsü de bu şekilde. Şöyle bir yeleğin ya da hırkanın ön parçasıymış gibi çalıştım. Gerçekten güzel. Şöyle bakıldığında baykuşmuş gibi görünüyor. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden modelin yapımına hep birlikte başlayalım. Ben ilmeklerimi atarak hazırladım. Modelimin ilmek sayılarından da bahsetmek gerekirse 4 ilmek ve 4 ilmeğin katları olarak ilmek sayılarını ayarlayabilirsiniz. Bakın şöyle. Bir model 4 ilmekten oluşuyor. 2, 4. Buradan itibaren yine 4. Bu şekilde 4, 4 olarak ilmeklerimizi atıyoruz. Öncelikle kenar patı için olan 6 tane ilmeğimizi, kenar ilmeğimi aldım. Yanına 5 tane daha ters olarak örüyorum. Bu kenar patımız 2, 4, 5, 6. Burası örgümüzün ön yüzü. Şimdi burada ikinci renk ipimizi ipimize bağlayalım. İkinci rengimi bağladım. 6 ilmeği örmüştük. Şimdi 7. ilmekten itibaren düz olarak örüyoruz. Bakın bu şekilde. Sıramın sonuna kadar önce ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi dönüp arka tarafa geldiğimde bu ördüğüm sarı renk ilmekleri arka tarafta da bir sıra ters olarak örelim. Yine kenar ilmeğimi aldım. Ve ters olarak örüyorum. Yapılışı çok zevkli. Örerken siz de fark edeceksiniz. Şimdi bakın lacivert ipimin olduğu yere geldik. Burada renk değiştiriyoruz. Ön patı için. Altı ilmeği lacivert renkle yine ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Kenar çizgisi düzgün yürüsün diye. Ve çevirdim. Şimdi ön tarafa geldiğimizde yine önce buradaki 6 ilmeği ters olarak örelim. Kenar ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmeği ters ördüm. Şimdi yine burada renk değişimi yapalım. İlmeklerimizi de bu şekilde birbirine dolaştırıyoruz ki burada bir ayrım olmasın. Özellikle yine patlı olarak çalıştım ki bilmeyen arkadaşlarımız da faydalanabilsin. Lacivert ipimi şu şekilde çekip iplerimi dolaştırdım. Yine sarıyla bir sıra daha ön yüzde düz olarak örüyoruz. İki sıra ön yüzde, iki sıra da arka yüzde sarı rengimizle örüyoruz. Bakıldığında karışıkmış gibi duran ama yaparken gördüğünüz gibi hiç de zor olmayan bir örgü modeli. Şimdi arka tarafta yine ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sarı ilmeklerimi ters olarak ördüm. Lacivertlerimi de lacivert ipimle ördüm. Tekrar geri döndüm. Şimdi burada lacivertle devam ediyoruz. İki sıra ön yüzde şöyle yapalım. 2 sıra ön yüzde, 2 sıra da arka yüzde sarıyla ördükten sonra şimdi bu sırada lacivert ipimizle devam ediyoruz. Renkli örgünün bu renk karışımı problemi dışında hiçbir problemi yok. Yapması çok kolay. Şimdi sarı ipimi bıraktım. Zaten buradan lacivertle örerek gelmiştim. Devam ediyorum. Şöyle sarı ilmeğimi hafifçe çekerek sıkılaştırdım. 1 2
3. 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi 4. ilmeğe geldiğimde bakın önce şişimden çıkardım ve söküyorum. 1 2 3 son sarı kaldı. Onu da söktüm. Lacivert ilmeğim çıkana kadar. Bu lacivert ilmeğe batıyoruz şişimizle. Sarılar da altta kalacak şekilde bu ilmeği düz olarak örüyoruz. Yine 3 tane ilmek. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Görüntümüz bu. 4. ilmeğe geldiğimizde önce şişimden çıkardım ve söküyorum. 1 2 3 4. 4 sefer söküyoruz ve lacivert ilmeğe ulaşıyoruz. İlmeğin içinden battım. Sarı ilmeklerin de altından geçirip bu çıkardığım ilmeği düz olarak ördüm. Yine 3 ilmek düz. 1 2 ve 3. 4. ilmeği önce şişten çıkardım. 1 2 3 4 sefer söktüm. Çıkan burada altta kalan bakın lacivert ilmeği şişime aldım. Sarıların da altından geçirip düz olarak örüyoruz. 4 tane ilmeğim kaldı. 1 2 3 4. Bunları da lacivert olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi çevirip arka tarafa geldiğimizde arkada ilmeklerimizin tamamını ters örelim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeklerin tamamını ters olarak örüyorum. Sıramın sonuna kadar. Bakalım. Bakın modelimiz de burada oluştu. Şimdi beyaz sıramıza başlıyoruz. Beyaza başlamadan önce yine önce kenardaki 6 ilmeği kenar ilmeğini aldıktan sonra 5 ilmeği ters olarak örelim. Kenar patımızı oluşturuyoruz bu şekilde. Burası hep bu şekilde devam ediyor zaten. Şimdi burada beyaz ipimizi bağlayalım örgümüze. Şöyle arka taraftan beyaz rengi de bağladım. Şimdi beyazla örmeye devam edelim bu sırada. Şu örgümün kenarına kadar çekeyim. Boşluk oluşmasın. Şimdi 6 ilmeğin devamındaki ilk ilmeği beyaz ipimle düz olarak ördüm. Sıradaki ilmeği örmeden aldım. Bir sonrakini düz ördüm. Bir örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bir aldım ve bir düz ördüm. İlmeklerimizi de şöyle gevşekçe, çok fazla örgümüz toplamasın. Bir düz örüyoruz, bir örmeden alıyoruz. Kalan iki ilmeği de düz olarak ördüm. Bakın beyaz sıramız da bu şekilde tamamlandı. Şimdi çevirip arka tarafa geldiğimde yine önce kenar ilmeğimi örmeden alarak başladım. Şimdi bu ördüğüm beyaz ilmekleri arka tarafta da düz örüyorum. Mavileri, lacivertleri pardon, örmeden aldım. Beyazları düz olarak ördüm. Bakın lacivert örmediğim ilmeği yine örmüyorum. Beyaz ilmeği de düz olarak örüyorum. Şekilde beyaz noktalarımız da oluşmuş oluyor. Son beyaz ilmeğimi de ördüm. Şimdi burada tekrar lacivert ipimizle kenar patımızı örelim. İpimi de bakın beyaz ipimin üstünden geçiriyorum ki burada bir boşluk oluşmasın. Örnekle kenar patımız ayrılmasın.
Beyaz noktalarımız da burada oluştu. Şimdi bu sırayı da lacivert olarak devam edelim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeği ile birlikte 6 ilmek ters. Bunlar ön pat içine olan ilmeklerimiz. Diğer ilmekleri de düz olarak örüyoruz. Bu da modelimizin son sırası olmuş oluyor. Ön yüzde düz, arka tarafta da ters olarak örüp ilk modelimizi tamamlamış oluyoruz. Şimdi arkada da bütün ilmekleri ters olarak örüp ön yüze sıranın başına gelelim. Bakın modelimiz ortaya çıktı. Model şimdi yukarıya doğru ilerlerken şimdi buraya 6 ilmeği ördükten sonra tekrar sarı ipimize geçip 2 ön yüzde 2 de arka yüzde sarı ile ördükten sonra tekrar ilmek sökme işlemi yaptığımız sıraya geçeceğiz. Bu şekilde aynı işlemleri tekrarlayarak örmeye devam ediyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.